Biz doğruluk dediğimizde, dürüstlük dediğimizde özü sözü bir olmaktan bahsediyoruz esasında. Yani evet, niyetiyle davranışı arasındaki ahenkten, uyumdan bahsediyoruz. Çok güzel ifade etti Cem Bey. Allah'ın muhteşem bir şekilde yarattığı, o çok masum ve çok değerli bir şekilde yeryüzüne gönderdiği insanın asaletine, fıtratına, yaratılışına uygun yaşamasından bahsediyoruz. Yani evet, o bebeklik dönemindeki, o çocukluk dönemindeki safiyeti, güzelliği, fıtratı muhafaza etmesinden de bahsediyoruz. Evet. Emanet kavramı biraz daha geniş, biraz daha kapsamlı bir kavram. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bir ayette inna arazna'l emanete ala's semawati vel ardi vel cibali fe abeyna en yahmilnaha ve ashfaqna minha ve hamalha'l insan buyur diyor. Biz emaneti dağlara, taşlara, varlığa teklif ettik. Onlar bunu taşıyamadı, kabul edemedi. İnsan bunu kabul etti. İnsanın yeryüzü hikayesinde bir emaneti yüklenişinden bahsediyor ayet bize. Biz bir emanet yüklenmişiz. O emanet bizi özel kılmış. O emanet bizi insan yapmış. O emanet bizim milyarlarca canlı ve varlık içerisinde Allah'ın muhatabı kılmış. Yani Rabbimiz bizi bundan dolayı muhatap almış. Emanet kavramına bu pencereden baktığımızda ben şöyle anlıyorum. Yeryüzünde hakka, hakikate, insani değerlere, ahlaki erdemlere, vahye, Kur'an'a, peygamberlerin bize öğrettiği güzelliklere sahip çıkmaktır emanet. Bütün bunlar bize emanettir. İnsan bu emaneti yüklenmiştir. Yeryüzünde adaletle, asaletle, merhametle, muhabbetle yaşama sorumluluğunu yüklenmiştir. Aynı zamanda yaşatma sorumluluğunu yüklenmiştir. Doğruluk bu anlamda bize bir emanettir. Dürüstlük bir emanettir. Bütün ahlaki erdemler insana emanettir. Ve bizim bu emanete karşı iki görevimiz var. Birincisi, bu emaneti Cenab-ı Allah'ın bize mukaddes bir emaneti olarak sahiplenmek, bunu yaşamak, yani hayatımıza dahil etmek, bununla var olmak, bu emaneti ahlaka dönüştürmek. Birinci vazifemiz bu. Yani doğruluk, dürüstlük, asalet, muhabbet, hayatımızı bunlarla bütünleştirmek. İkincisi de bunların temsilcisi ve tebliğcisi olmak. Bunları hayata taşımak. Hayatı bunlarla güzelleştirmek. Yani sadece iyi insan olmak yetmez. Bu önemli elbette. Ama iyiliğin temsilcisi olmak lazım. İyiliğin takipçisi olmak lazım. İyiliği bütün gezegene, dünyamıza egemen kılmak için çalışmak lazım.